sıkıntı da herhalde Amerika'da filan olsa bir filme konu olur yani. Çünkü bir gün, o gün belki de imzayı atan insanların, bilmiyorum oran nedir ama bugün hayatta olmayanlara bile. Hiç o yok. Hiç o yok. O gün az önce bir amcamız var, yaşlı bir amcamız. Aynı konuları onunla da konuştuk. Dedik ki, bize bazen şey diyorlar, hani bu kadar üstüne nasıl gidiyorsunuz? Yani bir beklentiniz mi var, bir şeyiniz var? Hayır. Biz muvaffakat senedine imza attıktan sonra vefat edenleri az önce saydım. Kendi ailemden 7 kişiyi kaybetmişiz. Ben de diyorum ki toprak altındakilerin bedduasını almaktansa sonuna kadar koşturup, çünkü sonuçta bir Recep Altepe ya da herhangi biri benim babamla, annemle, dedemle, anneannemle burada çalışarak buraları yapmadı. Onun isteğiyle ya da Toki'nin isteğiyle biz kalkıp da kimseye buradan bir kuruş para veremeyiz. Hatta ne verecek bir kuruşumuz, ne artık sabredecek bir dakikamız, ne de kaybedecek bir insanımız bizim kalmadı. Zaten 5,5-6 yıla yaklaştı. O kadar uzunca bir süredir bekliyoruz ki, siz Amerika'da olsa bir film yapılırdı diyorsunuz ama biz şöyle tahmin ediyoruz, böyle bir şey Amerika değil de Türkiye'nin dışında herhangi bir yerde olsaydı, belediyelerin istifasına kadar gitmesi gerekiyordu diye düşünüyoruz. Olabilir. Biz diyoruz ki, arkadaş biz evimize girelim, sonra bizi gerekiyorsa mahkemeye ver. Lamı cimi neyse artık sonucu ortaya çıksın. Onlar da diyorlar ki imza atmazsanız evlerinizi elinizden alırız. Ha, bunu resmiyette söyleyemiyorlar. Neden? Çünkü böyle bir hakları yok. Benim elimde devir tapusu var hala. Yani TOKİ'ye arsamı daire karşılığı verdiğime karşı bir tapu zaten mevcut. Muvaffakat senedi mevcut. Baktık ki bir ay içerisinde resmi bir şekilde açık konuşmak gerekirse, evlerimize giremezsek 6 sene boyunca ben size sorayım, eviniz sizin ve sürünüyorsunuz, bir şekilde sürünüyorsunuz. Vefat edenler, evlenemeyenler, evlenip eşiyle ayrı evde yaşayanlar, böyle insanlar var, televizyonlarda anlatıldı. 6 sene boyunca sizin olduğu belli olan eve giremezseniz ne yaparsınız? Ve sizin olduğunuzu biliyorsunuz. Eninde sonunda bir çilingire bakar. Bir ay içerisinde bu işi çözmezlerse artık biz çözüm bulmak zorunda kalacağız. Ha ne olmaya başladı? Belki Murat Bey dün görmüştür. Gidip kapısının üzerinden anahtarını söküp alan insanlar olmaya başladı. Ben hep birlikte toplandığımızda ben evimin anahtarını aldım, açacağım, gireceğim ve kilidini değiştireceğim diyen insanlar var. Bu bir çözüm mü? Aslında olmaması gereken bir çözüm. Evler sonuçta bizim. Ama gerekirse emniyet güçlerinden yardım alarak sonuçta bunu yapacağız. Onlar istiyor ki her türlü mahkemeyi biz açalım. Onlar buyurup sonradan gelsin. Biz de diyoruz şimdi, ki... Tabii bu gayretiniz görünüyor yani bu gayretiniz. Buna karşılık bu, evet. Bursa sadece bu binalara bakarak buradan haberdar olmayacağız. Değil, mutlaka değil. Yaptığınız çabanın bir karşılığı var. Biz de oradan biliyoruz buradaki mağduriyetleri. Evet. Yani sosyal medyadaki paylaşımlarımızdan görüyoruz. Yani burada işte tabii Murat Bey'den de bilgi sahibi oluyoruz evet, ama... Evet, en büyük köprümüz zaten önümüzde sağ olsun. Ben de tabii yani hem sizin internet sitenizde hem de sosyal medyadaki paylaşımlarınızı takip görüyorum. Yani, bu anlamda yani sadece Bursa'nın silüetine dönük bir acıyı değil. Yani burada da çok ciddi hikayelerin olduğunu biliyorum. İnsanların acıları olduğunu biliyorum. Çok. Ve başka şehirlerden bu konuştuğumuz zaman şehir estetiğiyle ilgili yani Bursa böyle bir mağduriyeti yaşayarak belki Türkiye'de birçok şehrin yaşayacağı bir mağduriyetin önüne geçmiş bir hali var. Ama maalesef bu bize oldu yani. Olan bize oldu. Maalesef Bursa'nın en güzel yeri ne oldu? Yani her neyse buradaki dairelerin fiyatlarının zamanla çok yüksek olacağını birileri ifade ediyor olsa da artık şehrin merkezine doğru değil, şehrin dışına doğru fiyatlar yükseliyor. Bunu görmek lazım yani. Evet. Yani bu da tabii içinde yaşamaya başlayınca başka takım sosyal problemleri ortaya çıkaracağı belli. Evet, tabii. Çünkü burada, buradaki yaşanan hayatı hepimiz biliyoruz. Burada insanların ne profilde insanların yaşadığını ve aynen, nasıl bir hayat sürdüklerini bunlara bakarken biz korkuyoruz. O insanlar nasıl yaşayacaklar? Bu beraberinde başka maddi sıkıntıları da beraberinde getirecek. Yani siz işte o odalar güzel de olsa, şeyler iyi de kullanılırsa mutlaka beraberinde başka masrafları da getirecek. Yani yani bu otopark meselesi ve çok ciddi bundan sonra yaşanacak sorunlarla ilgili çok ciddi biz TOKİ'nin de belediyelerin de daha
cömert davranması gerektiğini düşünüyoruz buradaki insanlara. Maalesef kötü bir örnek oldu. 6 yıldır devam ediyor, bitmiyor. İnsanların bu tür projeler olan inancı da bu vesileyle ortadan kalkıyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu hem mimari olarak hem de sosyolojik ve insani olarak kötü bir proje olarak yaşadık. İnşallah sizin sıkıntılarınız, yani sizin sıkıntılarınız az önce ifade ettiğiniz bu üç merhaleli geçişlerde direnenler dünyanın her yerinde hep onlar kazanacak. Direnciniz devam etsin inşallah. İnşallah. Biz sonuna kadar devam edeceğiz. Biz de sizin sesinize ses vermeye gerektiği yerlerde, sesimizin söylenebildiği yerlerde bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Allah yardımcımız olsun. Amin. Şöyle de bir şey söyleyeyim son olarak. Nasıl yaşanmasaydı dediğiniz gibi Türkiye daha çok büyük mağduriyetler Bursa'da beraber de geçirdi. Şimdi olacaktı. Bu kentsel dönüşüm meselesi konuşulunca herkes buraya dikkat kesiliyor. Evet. Ve vatandaş da ortaya çıkacak olan eseri görmek istiyor. Yani o zaman hiç kimse görmek istemeyecekti. Herkes ikna olacaktı. Evet. O açıdan